Ay çok değişik. Evet, hazır mıyım? Galiba hazırım. Ama yani şu alın teridir. Gerçekten. Ne yapalım? Göz kalemi çekmişem. Rimel sürmüşem. Ruj sürmüşem. Of, başlıyorum. Of. Arkadaşlar, bu videoda size yogaya dair, kendi deneyimlerime dair birçok sorudan ve cevaptan, daha doğrusu sorularla cevaplardan bahsedeceğim. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle, ben yogaya başlamamış olsaydım ya da yogada böyle çok yeni, hani başlayayım mı başlamayayım mı tereddütünde ya da başladım ama böyle çok da iyi ilerlemiyorum seviyesinde olsaydım nasıl bir video izlemek isterdim diye düşündüğümde izlemek isteyeceğim videoyu çekmek istiyorum. Yani o içeriği düşündüm. Çünkü eminim aranızda yogayı çok sevenler, başlamak isteyenler ya da ilgi duyanlar ama böyle bir türlü belki zaman ayıramayanlar, belki yeterince kendini güçlü hissetmeyenler ya da belki çok zayıf, çok şişko bulan arkadaşlarımız vardır. Ben de bir buna değinmek istiyorum. Dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle zaten bilir kişi değilim. Benim yogaya dair 100 saatlik yin yoga eğitimim var. Ama bu eğitimi aldıktan sonra hani herhangi bir yerde staj yapmadım. Herhangi bir böyle yoga eğitmeninin yanında galiba hani belli saati doldurmanız gerekiyor onların yanında staj yaparak mı ya da ders vererek mi? Yani o detayı bile tam bilmiyorum. Ama o yin yoga dışında böyle hatha yoga ya da 200-300 saatlik bir ders almadım. O yüzden şimdi size baştan hani bu yolculuğa nasıl tekrardan başladığımı anlatacağım. Hem bu deneyimi sizinle paylaşmak istiyorum hem de belki ben çok isterim. İlerleyen zamanlarda hani özellikle yin yoga pozlarını tabii 4-5 dakika nasıl dururuz bilmiyorum ama belki oraları hızlandırarak sizlere böyle her videoda 3-4 poz olarak göstermeyi ve anlatmayı çok isterim. Ona da belki bana motive olur ve sizden gelen yorumlar da bu anlamda yol gösterici olur. Öncelikle ben yogaya neden ve nasıl başladım? Yogaya, yani yoga ile daha doğrusu ilk tanışmam bundan 2,5-3 sene önce birebir ders alıyordum bir hocadan. Öyle başladım. Hatha yogaydı. Ondan sonra böyle haftada 2 gündü galiba. 3 gün değildi sanıyorum. Bir dönem belki 3 gün gitmiş olabilirim. Yani 1-1,5 sene kadar hatha yoga yaptım. Ama böyle egzersiz olarak görüyordum. Hani çok fazla böyle ruhumu besliyor mu? İşte bana manevi anlamda bir katkı sağlıyor mu diye yaklaşmamıştım hiç. Hani böyle biraz daha güçlenirim. Yoga sonuçta böyle içten bir güç veriyor falan demişlerdi. Hani böyle çok derin güçleniyorsun demişlerdi. O yüzden başlamıştım. Ve neden başladım? Aslında cevabı da bu yani. Sadece güçleneyim diye. Ama sonrasında böyle bir yerde tıkandı benim için. Galiba bu arada yaz zamanı hani araya girdi, bir şeyler oldu. Bir şekilde devam etmedim. Sonra da 1,5 sene kadar ara verip yin yoga ile daha doğrusu tanıştıktan sonra 100 saatlik eğitimini almak istedim. O eğitimi de aldıktan sonra ben Berra Sertel'den aldım bu arada eğitimi ve yin yoga ile ilgili bir video çekmiştim. Hemen o eğitimi aldıktan sonra o videoyu da isterseniz şuraya koyarım ya buraya ya buraya ama herhalde buraya. Oradan da bakabilirsiniz. Bu yin yoga eğitimini aldıktan sonra hani çok yavaş böyle sakin hani biraz da meditatifti. Aşırı derecede ilgi duymaya başladım. Özellikle bu yin yoga yani hatha da neymiş yin çok daha iyi falan dedim. Sonrasında evimde bir odayı böyle hani çok kullanmadığım bir odayı yoga odası yapayım dedim. Yani matımı falan oraya koydum ve orayı ayarladım. Ondan sonra zaten her gün yin yoga yapmaya başladım. Sonra ben bunu böyle bir rutin haline getirdim. Yani her sabah yoga yapmaya başladım. Bu da size şöyle söyleyeyim. Hani 15-20 Mart arası başlamışımdır. Ve bugün itibariyle 3 ayı çok, yani çoktan değil de işte doldurdum. Yani 3 aydır ben hiçbir gün fire vermedim. Her sabah, sabah dediğimde yani 11-12-1'lerde yemekten önce muhakkak yoga yapıyorum ve bu bazen yarım saat oluyor, bazen 45 dakika oluyor, bazen 1 saati buluyor. Bu şekilde yani artık 3 ay, 3,5 ay oluyor neredeyse. Yani 3 ayı biraz geçti. Bu kadar zaman yapınca zaten bu alışkanlık haline çoktan geldi bende ve bana ne hissettiriyor? Yani onu esas
anlatmak istiyorum size. Bana katkısı ne oldu yoga yapmanın? Ve bence en önemli soru ve en önemli nokta bu. Çünkü siz neden yoga yapmaya başlayasınız? Ya da neden böyle bir şeye ilginiz olsun? Ya da size ne yarar sağlayabilir diye sorarsanız, kesinlikle bir kere zaten hani bedeniniz daha da günden güne güçleniyor. Daha zinde hissediyorsunuz, daha fit hissediyorsunuz. Eğer ki beslenme konusunda benden daha iradeliyseniz, yani ben artık neredeyse şeker yemiyorum, ara ara fire veriyorum. O şekeri bıraktığım videomdan sonra ara ara firelerim oldu, yalan yok ama genelde işte daha az tüketiyorum. Yani siz böyle beslenmenize daha da dikkat edebilirseniz, bana kıyasla diyeyim, çok daha fit olabilirsiniz. Yani eğer ki vermek istediğiniz fazla kilolarınız varsa tabii ki buna da fayda sağlar, ama bunun yanında hani bedensel ya da fiziksel güçten de öte bana sağladığı en büyük yarar, bir kere ben çok sabırsız ve tez canlı bir insanım. Bu konuda böyle daha bir sakin olmamı sağladı. Mesela Elvin benim hani hocam, yoga hocam olarak ben onu ele aldım. Onunla yola çıktım ve yani yogaya başlayacak olan herkese benim nacizane önerim, kesinlikle kendinize iyi bir yoga hocası bulun. Yani gerçekten konuşması, öğretmesi size hitap etsin ve onunla ders yapmaktan keyif alın. Bu bence çünkü en böyle anahtar noktası. Keyif almıyorsanız ya da anlatımı dilenilir değil mi? Evet, doğru. Anlatımı hoşunuza gitmiyorsa hani bir yerde böyle yok ya ben sıkıldım falan deme olasılığınız fazla. Onun olmaması için ben hocanızı çok iyi seçmenizi öneririm. Bana sağladığı en büyük yararlardan biri, dediğim gibi, bu tez canlılığımı, sakinliğimi, daha doğrusu sabırsızlığımı sakinliğe dönüştürmek oldu. Çünkü asanalar, pozlar deniliyor yogada. O pozları yaparken bir anda işte ikinci savaşçıdan üçüncü savaşçıya geçmiyorsunuz. Hani belli bir süresi var, belli bir akışı var. Ve Elvin'in hep tekrarladığı ve eminim birçok yoga hocasının da tekrarlayacağı şey şudur. Matta neyseniz, matta nasılsanız hayata da onu yansıtıyorsunuz. Dolayısıyla ben matta günden güne, açıkçası bir iki ay falan bunu çok fark etmedim. Hani ne saçmalıyor falan diye yaklaşıyordum. Ama iki ay sonra bir baktım ki gerçekten mattaki hareketlerim, mattaki tutumum, matta sergilediğim tavır hayatıma gerçekten yansıyor ve bunu fark ettiğimde zaten gerçekten çok farkındalık sağlıyor. Bir de zihin berraklığı getiriyor. Yani mesela herhangi bir şey yaparken, atıyorum bunu işte koyacaktım ben bu çiçeği çekimden önce ve kestim. Hani onu yaparken bile, şu sapını keserken bile bir örnek, hani daha odaklı oluyorsunuz. Yani o andaki mevcudiyetinizi kesinlikle bence yoga arttırıyor ve bu anlamda size yarar sağlıyor. Daha farkında hissediyorum kendimi ve bu benim yolculuğum. Eminim sizin yolculuğunuz da tabii ki de size özel ve kendinizi görmenize olanak sağlayacağını umuyorum ve düşünüyorum. O yüzden yani mesela kollarınızın güçlenmesi, karnınızın güçlenmesi, nefes almanız, o da çok önemli arkadaşlar. Bütün bunlar çok değerli. Yani daha doğrusu nefes alışverişlerinizin farkında olmanız. Ama bütün bunların yanı sıra o zihinsel ve duygusal arınma ya da temizlenme, artık bunun adı her neyse, duygularınızın daha dengede olması hali. Dediğim gibi bu zamanla oluyor. Kiminde bir ayda, kiminde bir yılda, bu bir yolculuk. Değişiyor herkeste eminim. Ama buna çok yarar sağlaması benim size yogayı deli gibi önermeme sebep oldu ve gerçekten hani ben bu anlamda bir örnek olmak istedim de böyle doğru bir kelime değil. Hani kendimi anlatabilmek istedim diyeyim. Ve belki siz de bu vesileyle sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Çünkü 3-3,5 aydır her gün hiç fire vermeden mutlaka ama mutlaka o mata çıkan ve yani o yoga pratiğini yapan, meditasyonu yapan biri karşınızda ve bu şekilde zaten sizlere bu videoyu çekmek istedim. Aranızda eminim çok merak edenler olacaktır. Ona da bir cevap vermek istiyorum. Yani ben merak ederdim. Kilo verdim mi, vermedim mi? Çok fazla vermedim. Ama zaten böyle yememe de deli gibi dikkat etmedim. Eğer ki yemenize, içmenize dikkat ederseniz, hani her ne kadar ben böyle gazlı içecekler ya da böyle şeker falan çok tüketmesem de
Yemek saatlerim çok, nasıl diyeyim, çok erken yemek yemiyorum. Genelde geç saate de kayabiliyor yemek yemem. O yüzden böyle kilo verme konusunda bende çok yararı olmadı. Ama hani buna bir yarar demem de aslında çok doğru değil belki de. Eğer ki dikkat ederseniz kilo verme olasılığınız çok fazla. Onun yanı sıra şunu söyleyeyim, hani ne kadar yoga yapmalısınız bence. Bana kalırsa eğer ki hani çok fit değilseniz, daha doğrusu hiç hani yürümeyi bile sevmem diyorsanız 15 dakikayla başlayın. Ama hani günde böyle 5000 10000 adım atan ve böyle yürümeyi seven biraz hareketli bir insansanız bence yarım saat 30 dakika başlangıç için ideal. Yine bana soracak olursanız ne kadar sıklıkla yapmalıyım diye ben her gün yapın derim. Ama biliyorum ki çalışan zaten çok arkadaşlarımız var. Çalışanlar için en azından yani 3 günde bir olmasa süper olur. Yani haftada 4 gün hani şöyle. Haftada 4 gün yapsanız muhteşem olur. Dediğim gibi yani zaten bence yaptıkça yapasınız gelecek. Bu arada hani sabah mı yapın, akşam mı yapın, işte ne tür yoga yapın falan, hani çünkü bir sürü yoga çeşidi var. Bu tamamen sizin seçiminize kalmış bir konu. Yani sabah yapmayı çok daha fazla seviyorum ve aç karna yapmayı çok seviyorum ben yogayı, ama uyumadan önce yapmaktan hoşlanıyorsanız eğer Yin yogayı önerebilirim size. Zaten ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda umuyorum ki, çok da istiyorum açıkçası ve çok da heyecanlanıyorum. Yin yoga videoları sizinle paylaşırım. Zaten eminim YouTube'da vardır da hani yin yoga videoları ya da pozlara bakabilirsiniz internetten. Uyumadan önce özellikle hani o pozlarda 4-5 dakika kalmak, ama tabii ki de poza doğru girip doğru çıkmak ve doğru bir şekilde kalmak çok önemli. Onu önerebilirim. Elvin Devinler zaten benim takip ettiğim bir kanal. Yoga. Elvin ile yogaya başla galiba kanalın adı. O olması lazım. Ona göz atabilirsiniz. Zaten yurt içinden, yurt dışından birçok yoga hocası var. Stüdyolara gidebilirsiniz. Tamamen sizin seçiminize kalmış bir şey. Yoga yaparken yani esneme bile yapıyor olsanız bedeninizi incitmemeniz, zorlamamanız ve gerçekten bedeninizi dinlemeniz çok önemli arkadaşlar. Nefes alışverişlerinize dahi dikkat edin derim. Ve bazen bana oluyor, mesela işte pinça pozu vardır. Böyle hani şöyle şu dirsekler üzerinde, yani bu kollar yerde ve kaldırıyorsunuz ayaklarınızı böyle. Ben duvara karşı tabii ki daha deniyorum. Onda mesela fark ediyorum, özellikle o poza böyle bu aralar çünkü kafayı taktım. Mayurasana galiba, hatta Sanskritçesi. O pozda böyle kalayım derken kendimi çok zorladığım oluyor. Yani böyle sınırlarımın ötesinde bir performans gösteriyorum. Bunu ben de diyorum kendime, hani sakin ol, yavaş yavaş. İşte bugün zaten 45 dakika bu poz üzerine çalıştın, yarın yine denersin. Hani siz de kendiniz aslında nazik ve şefkatli yaklaşırsanız eminim daha çok faydasını göreceksiniz. Videoyu kapatmadan önce aslında bu videoda ben sizlerle bir kitap önerisinde bulunarak kitap önerisi videosu şeklinde çekecektim. Ama sonra dedim ki gerek yok, çünkü şöyle. Kitap bu arkadaşlar. Şöyle tutuyorlar ya. Görüyorsunuz umarım. Yani Iyengar'ın Light on Life, Hayata Işık kitabı. Bu kitabı okumadıysanız muhakkak okuyun. 335-340 sayfa. O kadar çok şeyden bahsediyor ki, yani size şöyle biraz göstermek istiyorum. Ben altını çize çize hep okurum ve yani bu kitabı benim size anlatabilmem imkansız. Yani bunun altından kalkabileceğime inanmadım. Kendime bu anlamda yeterince güvenmedim. Tek diyebileceğim size bu kitapla ilgili, okuyun, okuyun, okuyun. Yani eğer ki yogaya ilginiz varsa, yoksa bile hani böyle ucundan ne bu ya diye hani biraz merak ediyorsanız bile okuyun derim. Hani yoga yapmasanız dahi okuyun. Çünkü gerçekten çok değerli bilgiler paylaşıyor bizimle. Iyengar bu arada gerçekten bir üstat, bir yogi ve kendi zamanında 1800'lerin sonunda doğuyor yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi zaten bütün dünyaya yogayı öğretiyor. Yoga hocası, eğitmeni. Yani şu anda dediğim gibi kitaptan çok bahsetmek istemiyorum ama
bölümlerden oluşuyor işte. İçsel yolculuk, denge, canlılık, berraklık, bilgelik, saadet, özgür yaşamak gibi gibi ve hepsinde de gerçekten bizim için çok kıymetli bulduğum bilgiler mevcut. Bir de size şunu da söylemek istiyorum son olarak. Bütün bu yogaya başlama ya da yoga yapma yolculuğunuzda nefesin ve meditasyonun da yeri çok büyük. Bence hani yogaya başlıyorsanız ya da yoga pratiğinizi devam ettiriyorsanız zaten Shavasana pozuna aşikarsınızdır, duymuşsunuzdur. Ölü pozu diye geçer. Pratiğin sonunda 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika o pozda dururuz. O da bir çeşit meditasyon ama pratiğinize başlamadan önce meditasyon yapmak, nefesinizi şimdiye getirmek ve zamanla o pratikte nefesle beraber akmak, bunu deneyimlemek, gözlemlemek gerçekten inanın bana size çok fayda sağlayacak. Hatta altına imzamı atıyorum. Yani en azından 2 ay boyunca her gün yoga pratiğini minimum yarım saat yaparsanız ama gerçekten hani öyle kaytarmadan her sabah ya da her akşam yani neyse saati 2 ay boyunca ondan sonra bana kardelen hiçbir şey değişmedi deme olasılığınız yok. Altını çiziyorum, yok, yok, yok. Yani o yüzden hayatınızın kalitesinin artacağına, gerçekten daha doyumlu, daha mutlu, daha meraklı böyle, hayata meraklı, daha coşkulu, daha farkında, daha empati duygusu dahi yükselmiş hissedebilirsiniz kendinizi. Çünkü gerçekten bütün yolculuk bizden başlıyor ama sonra bizden karşı tarafa doğru hatta tüm dünyaya yöneliyor. Ve bence yine son olarak yoga pratiği sevgiyi büyütmemizde, içimizden dolup taşmasına ve şükran duygusunu büyütmemize de çok olanak sağlıyor. O yüzden arkadaşlar yoga yapın, yogaya başlayın. Gerçekten ne kadar anlatsam ve sizlerle paylaşsam az. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Hani bu videoyu açmanız benim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü yoga benim için çok kıymetli. O yüzden yogaya özel bir paylaşımda bulunmak istedim sizlerle. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda hani benim eğitimim özellikle yin yoga dalında olduğu için yin yoga videolarıyla karşınızda olurum. Bilmiyorum, belli olmaz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Gerçekten böyle çok mutlu oluyorum varlığınıza. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Nasıl sıcak, nasıl anlatamam. Canlarım, size şimdi bugün neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Bugünkü konumuz canlarım falan. Çok şey ya. Sevgiyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bu hiç olmadı.